Bugün Leyla İpekçi ile sanatı, sanatçıyı, onun yazdığı Güzelin Binbir Yüzü kitabı üzerinden yaptığı bir tanımlama ya da kavramsallaştırma dediğimiz tevhid sanatçısı kavramını, o sanatçının izini sürme dediğimiz seferin nasıl bir şey olduğunu konuşmaya çalışacağız. Ben hepinizin huzurunda kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Daha önce yaptığımız usulde yine yapacağız. Ben güzel olduğunu düşündüğüm bazı sorular hazırladım ve o soruları kendisine yönelteceğim. Bildiği yerlerden hazırladım soruyu. Hiç belli olmaz. Ben sık sık bilmiyorum diyen bir insanım. Bilmiyorum inşallah. 1966 İstanbul doğumlu Leyla Hanım. Saint Michel Lisesi'nde okuduktan sonra Boğaziçi Sosyoloji'yi bitiriyor. Daha sonra gazetecilik, yazarlık, muhabirlik, editörlük, yazı işleri müdürlüğü, yazdığı romanlar, deneme kitapları derken bugün tevhid sanatçısı ya da sanatın geleceği, sanatın bünyesindeki diğer alanlarla ilgili yaptığı çalışmalarla birlikte o tevhidi bakışı, anlayışı temsil eden o bütüne hizmet etme noktasında belirli çalışmalar yapıyor. Eminim bu doğrultuda geziler yapıyor. Çünkü kendisi çok geziyor görebildiğim kadarıyla. Ve çok da güzel yapıyor. Çünkü bir arının çiçek çiçek dolaşıp özlerini toplayarak bir araya getirmesi ve onu dönüştürmesi gibi kendisi de topladıklarını getiriyor ve yazılarıyla bizim karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle Yeni Şafak gazetesinde ben aslında İpeksi Dokunuşlar ifadesini kullanıyorum onun yazıları için. Eğer beni mazur görürse bu kavramdan ötürü. Velhasıl bugün çalışmalarına bütün halisane tutumu, tavrı, inceliği ve zarafetiyle kendisi devam ediyor. Evet, bu girişten sonra ben ilk sorumu kendisine yöneltip diğer sorulara yavaş yavaş geçelim istiyorum. Bir genel giriş olarak tevhidi sanat veya tevhid sanatçısının izinde olmak nedir? Yani bu konuda bize bir derkenar sunar mısınız? Bununla başlasak güzel olur diye düşünüyorum. Hay hay, çok teşekkür ederim önce. Estağfurullah deme ihtiyaç duyuyorum anlattığınız şeye. İnsan tuhaf oluyor fakat. Hakikaten uzun zamandır, yani 15 Temmuz'dan beri ilk defa demin içeride sanki kardeşimle de şey oldu, sizle de ilk defa farklı bir mevzu konuşuyoruz. Sanata geri döndük. Çok şükür, hamdolsun diyorum, elhamdülillah. Ya bu konuda bana tepki gösterenler bile var. Yok, araya giriyorum, kusura bakmayın. Yok, bu darbe doğrudur. Ortamında sanat ne diyorlar? Tam da budur yani. Çünkü bakın, o zaman şöyle başlayalım. Şimdi sohbet böyle olur değil mi? Konu konuyu açsın, sözümüzü keselim. Hemen şöyle başlayayım o zaman. Hem de gündemimize de gönderme yaparak başlamış olalım. İçinde yaşıyoruz çünkü. Yani 15 Temmuz'dan 3-4 gün sonra, belki 5 gün sonra filandı. Bir ressam arkadaşım var. Birinde bu tevhid sanatı kitabından sonra epey onunla konuşmuştuk, etmiştik filan. Kendisi de böyle işte Kur'an'ın bazı ayetlerden böyle çıkarak filan soyut resim çalışıyor. Bir Müslüman sanatçı olarak resim sanatında ilerlemeye çalışıyor. Çok ilginç şeyler, işler de yapıyor. Bana mesaj atmış. İşte diyor, bu yaşadıklarımızı nasıl, yani çırpınıyorum diyor, nasıl bir ifadeye dökebilirim? Yani nasıl sanata dökebilirim bir Müslüman olarak falan diye çok düşünüyorum diyor. Çünkü zaten hani Batı anlamıyor, öteki bilmem ne yapmıyor, öteki anlamak istemiyor, şu böyle bu böyle, hani nasıl bir ifade biçimi falan derken ben ona şey yazdım. Böyle diyaloglar oldu aramızda. Dedim ki ne kadar anlatmak için çabalarsak çabalayalım,
Bu bir aşk. Vatanı için canını feda etmenin üzerine bu o kadar canlı bir ifade biçimi ki, o kadar canlı bir şahitlik ki bu. Bunun üzerine biz koyacağımız herhangi bir sanat dili, ifadesi ölü kalır yanında. Yani bunun kadar canlı, diri kalamaz. Çünkü bu şehitlik, şahitlik yani. Bu şahitlik diridir ve candır yani. Dolayısıyla işte sanatın belki de hiç gidemeyeceği bir alan bu diye düşündüm. Emin değilim, tartışılabilir, bilmiyorum. Ama çok canlıydı duygularımız, hala da öyle. Hani şey gibi, felsefeye dönüşebilir, ideolojisi yapılır, değişir, dönüşür filan. Fakat vücudunla ispat ettiğin şey tevhiddir. Bir kere oradan başlayabiliriz. Şimdi bu hani hamaset gibi de geliyor. Biz bu kadar sıcak savaş kuşağı değiliz. Sıcak işgaller yaşamadık. Dolayısıyla uzun yıllar işte daha böyle demokrasinin dilinde, felsefenin dilinde falan biraz tabii kalabalıkların bir araya gelmesi, kalabalıkların bir amaç, bir ülke uğruna bir şey yapması hep biraz insanları korkutur, beni de korkutur mesela, tedirgin eder. Çünkü manipüle edilmesi çok kolaydır kalabalıkların. Sanat yoktur orada. Çok avam, çok böyle aleni bir hayat vardır. Hepimizi içine alır ve çok çabuk dönüştürür. Yani birisi nefret dilini kullanırsa herkes o anda nefret edebilir bir araya gelince falan filan. Böyle olabilecek bir şeyi ideolojisiz, slogansız, sözsüz, örgütsüz, plansız, programsız, sadece ve sadece gönülle, kalple, yani yürekle diyelim, kendilerini ifade etmiş şahitlerimiz var 15 Temmuz gecesinden. Bu hakikaten bir daha bana tevhidin ne olduğunu yaşayarak göstermek gibi geldi. Kendi nefsin için değil, vatanın, şu anda siz ona vatan diyorsunuz, yani vatan dediğimiz şey aslında her şeyin mecazı, sevdiğimiz her şeyin mecazı. Yani işte evindir, karındır, kocandır, çocuğundur, sevdiğinin koyunudur, koyundur, yani yuvadır, hayatındır, hayallerindir, geçmişindir, anılarındır vesaire. Bunların hiçbirini söze dökmeden bir araya gelinmek ve onu korumak, aslında komşunu korumak, çoluğunu çocuğunu korumak, hayatını, geleceğini korumak gibi bir şey, kendi dilinden oluşmuş olan bir şeyin hiçbir dilde ben ifadesi olabileceğini sanatın düşünmüyorum. Ne olur ama şu olabilir. Ressam arkadaşıma da onu dedim. Senin boyalarında, çiziminde bunun tınısı, yankısı yansır. İşte benim kelimelerime yansır, bir şiir olur. Mutlaka her an bununla yaşayacağız artık. Ama bunu birebir ele almak, hani bu anlamda sanatın hangi diline çok fazla tabi olur bilemiyorum. Olabilir ileride, daha yansımasına bakmak lazım. Neyse, tevhide böyle bir giriş yaptıktan sonra, çünkü çok canlı bir şekilde yaşadık. Şöyle diyebilirim, ben tevhid sanatından önce tevhid sanatçısının izinde diye bir alt başlık koydum metinlerimi oluştururken. Çünkü beni ilgilendiren tevhidi bakışta bir insandı, bir sanatçı, bir candı. Tevhid sanatı deyince işte mimarlık vesaire, işte resim, tesip, hat, ebru vesaire, bütün geleneksel sanatlarımız derken iş başka bir bilgi alanına, ilim alanına gidecek. Ben ise bunu yaşantının içinde koymak, bir insanın üzerine de görmek istedim. O yüzden tevhid sanatı değil, tevhid sanatçısının izini sürmeye çalıştım. Yine 5-6 sene o kadar oluyor herhalde yazmaya başladığım ilk metinlerde. Yine dünyanın, o zaman da yine Filistin, Gazze şeyi vardı zannediyorum. Gazze bombardıman altındaydı. Ondan önce şu vardı, bu vardı. Biz de hep, yani benim yazılarımı bilenler bilir, sıcak coğrafyalara gitmişizdir zaman zaman. İşte Lübnan bombalanırken oraya gitmiştik falan filan, kısa geçeyim. Bu dünyanın bu celali duygularını
cemali çevirme ihtiyacı duyuyor insan içinde yaşarken. Sürekli olumsuzluklar, kötülükler, şiddet ve bunların sürekli bize teşhir olarak gelmesi, keza sanatla hayatın bu anlamda bir birleşmesi yani. Bakın biz ne diyoruz? Film gibiydi 15 Temmuz'da seyrettiklerimiz. Film olsa bu kadar senaryo, hani bu kadar olmazdı filan. Niye? Çünkü biz bunların hep filmlerde seyrettik, aksiyon filmlerinde. Hep işte olumsuz, celali mevzuları ve hiçbir süzgeçten geçirilmeden bir de izliyoruz. O konulara geliriz isterseniz. Hani biz nerede durmalıyız tevhid sanatında diye. Fakat hani bunun içinden geçtiğimiz bütün bu olumsuzlukların içinde ben yine de Allah güzeldir, güzeli sever. Hadis-i şerifinden yola çıkarak o güzel bir yüz. Nereye dönerseniz dönün onun yüzünü görürüz. O yüz, o baki olan yüz. Bütün yüzler helak olacaktır. O yüz, o güzel. Celalinden cemaline. O ikisini birleyen, celal ile cemali birleyen o güzel yüzü görmek, ona bakmak istedim. Ve bu Allah'ın en güzel sanatı insandır. Ama insan işte aşağıların en aşağısı da olabilir, işte yükselebilir. Kendi miracını gerçekleştirdiği oranda da yükselir. Nefsini ruh kılma aşaması diyelim. Dolayısıyla bütün bu insanı insan yapan özelliklerin güzel ile olan ilişkisini görmek istedim. Güzele ihtiyaç duydum. O yüzden celal ile cemali birlemek tevhiddir. Tenzih ile teşbihi birleyerek birlemek yine tevhiddir. Onu da kısaca anlatıp bırakayım. Yani şu öyle kurdum mevzularımı. Yani şimdi bu Allah'tır derseniz şirk olur değil mi yani bu Allah? Ama bu Allah'ın dışında bir şey midir? Değildir. Her şey ondan. İşte onun bir zerre, bir dört karış boşluk yoktur vesaire. Şimdi hem tenzih edeceğiz. Sen her şeyden münezzehsin. Ama hem de teşbih edeceğiz. Her şeyde sen varsın, her şey senden. Dolayısıyla bu tenzih ile teşbihin, yani hem odur hem o değildir birleştirmek İslam'ın yani Muhammedi makamı, Muhammedilerin yolu. Biliyorsunuz İsevilerin yolu teşbihtir. O İsa'ya tanrılık atfetmişlerdir. Çünkü teşbihte görmüşlerdir hakikati. Diğerleri Musa Aleyhisselam'da şeyinde Musa'lık makamında tenzihte görmüşlerdir. Sen beni göremezsin. Musa düşer bayılır şey konuştuğu vakit. Allah tecelli eder Tur Dağı'nda Musa düşer bayılır. Tenzih eder. Biri tenzih makamı, diğeri teşbih makamı. Muhammediler ise tenzih ve teşbihi birleyen bir tevhid makamı. Dolayısıyla bize tevhid ilkesi şudur, la ilahe illallah falan demek yani sözde bir şey söylemek değil, bunu hayatımızla yaşamaktır bize düşen. Ve bu tabii ki de hayatla yaşamanın ilk yankısı da sanattır. Dolayısıyla hayat ve sanatı eksen alarak nerede durmamız gerekir? Bir tevhid sanatçısı gibi yaşamak ve sanat eseri üretmek neye tekabül eder diye düşündüm ve düşüne yazdıklarım bunlar. Bu metinler ortaya çıktı. Benim için niyetli olan kişidir tevhid sanatçısı. Bir niyetin içinde olan kişidir. Buradan yola çıktım. Çok uzun oldu belki ama girişi de birlikte yapmak istedim. Yaşadığımız hayatta. Uzun cevapları seviyoruz. Yok, bir daha uzatmam. Yok, hiçbir sakıncası yok. Bir yazınızda hakikatin her birimize düşürdüğü vecihlerin farklı olmasından bahsediyorsunuz. O paragrafın devamında da soyut gerçekleri sanat eseri üzerinden paylaşabildiğimiz ölçüde kendi varlığımızın bize bıraktığı somut boşlukları doldurmaya başlıyoruz diye de devam ediyorsunuz. Burada hakikatin her birimize düşürdüğü farklı vecheler neler? Bunu derken neyi kastediyorsunuz? Ve biz o soyut gerçeklerle somut boşluklarımızı, bizdeki o somut boşluklara sebep olan şeyler nedir? Ve biz nasıl dolduracağız o somut boşlukları soyut gerçeklerle? Bilmiyorum, çok yazı olsa hemen yazarım şimdi konuşurken şey. Yani bir kere işte bin bir yüzü, yani şimdi hakikat yerine güzel kelimesini kullanabiliriz belki. Şimdi güzelin bin bir yüzü, yani güzel bir yüz diyelim. Ama bin bir yansıması var değil mi? Her birimiz biriciyiz.
Ama bir o kadar da bir bütünüz, bir bütün oluşturuyoruz. Şimdi bu somut ve soyut boşluklar, bunlar yazı dili. Bunlar söze gelince belki daha somut örnekler geldi. Soyut gerçeklerin somut boşlukları doldurması. Şimdi ben o cümleyi okuduğumda çok, aslında kafamda canlanan şeyler müthiş. Evet, bana da fena gelmedi şimdi. ne düşünmüştüm diye düşünmeyeyim de şu anda bana nasıl geliyor diye düşünürüm belki de her şey. Evet, size ne geldi mesela? Yani şimdi mesela İslam sanatı batıdaki anlamda değil ama bizdeki soyutlama işleminden yola çıkarak soyut sanat şeklinde ifade edilir. Ama bizdeki soyutlamayla batıdaki yapılan soyutlamanın doğurduğu sonuçlar çok farklıdır. Yani batıda mesela Kandinsky soyutlama yapar ve geometrik bir dil üzerinden karşınıza bir tuvalle çıkar. Bizdeki soyutlamanın sonucunda ise karşınıza Taç Mahal çıkar. Peki öyle devam edelim, olur. Yani hani o soyut gerçeklerin somut boşlukları doldurması ile ortaya çıkan sonuçlar çok farklı. Evet, çok katılıyorum. Ya bakın tesettür de böyle bir şey. Yani ben İran'da ilk... Böyle gidelim o zaman. Somut gidelim. Daha doğru olur belki. Yani soyut soyutun somut, bizdeki somuta dönüşmesi aslında. Aynen. Şimdi, bizim sanatımızda somuta dönüşmesi. Aslında bizim sanatımızın öyle bir noktaya yakalamışsınız ki gerçekten tam da aslında temamız bu. Yani ana noktalardan bir tanesi bu. Bir kere bu soyutlama bizde biraz eski hoş geldiniz. Şey olsaydı diyelim ki masal. Masaldan başlayalım, çocuktan başlayalım mesela. Şimdiki anne babalar çok şikayetçi, çocuklar işte okumuyor falan. İşte masal bilmiyorlar. Ben de geçen gün bir tanesi dedim ki bakın menakıp bilmiyorlar. Şimdi biz masal deyince işte batıdan ithal ettiğimiz bazı hani masalları hep kötü karakterin hakim olduğu işte masalları dinleyerek büyüyor çocuklar. Sonra da işte vampir romanları, işte ejderha bilmem neleri falan okuyorlar. Neydi onun adı, ne diyorsunuz? Bilim kurgu değil de bilim kurgu fantastik. Hastasıyım bu kelimenin. Fantastik hikayeler, romanlara gidiyorlar. Bütün gençlerde bu eğilim var. Dolayısıyla bunu yazmak istiyorlar, okumak istemiyorlar. Şimdi okumadan yazmak olmaz bizler için ama oluyor şu anda. Şimdi biraz menakıp okusalar, okutabilsek ne olurdu diye düşündüm. Herkesin yüzü şey oldu. Çok iyi olurdu ama kim okutacak mı? Bilmiyoruz. Çünkü yani sohbet diye bir geleneğimiz var mesela. Sohbet eden kişiler olabilse, çocuklara mesela. Hani madem okumuyorlar bari sohbet üzerinden bir şey alsalar falan. Tahayyülleri görsel hayatta, bu görsel hayatta soyutlama yetenekleri çok daha fazla gelişecek. O zaman da işte sizin dediğiniz gibi bizim doğuda yani burada, aslında burada doğu batı yani merkez diyelim buraya. Çünkü kesinlikle. Biz nerede yaşıyorsak orası merkez. Terkip burası. Evet, terkip. Hatta işte kesette var. Nokta burası yani. Burası bizim merkezimiz. Merkez efendimiz. Şimdi burada kesinlikle ve kesinlikle biz hani şu bize ait, bu bize ait değil. Şu has kültürümüz, bu bilmem ne. Ayırt edemiyoruz. Bu bir yanıyla iyi bir şey. Ama bir yanıyla da bize ait olmayan ne varsa bizim oldu artık. Bütün dünyada da olduğu gibi. Bu yüzden de gerçekten bu toprağın mayasını, nefesini, dokusunu algılayamaz hale geldik. Hiçbir uzvumuzla dokunamıyoruz, işitemiyoruz, duyamıyoruz ve bilmek de istemiyoruz. Yani ben akıp nave dedim, veliler şey oldular böyle, yani kim öğretecek ona falan. Bu, aynı bu duyguyu ben şeyde de yaşıyorum bakın, oraya bağlayacağım. Bu nasıl diyelim... Mimarimizi de yaşıyorum. Çok güzel işte herkes bayılıyor eskinin işte ahşap evleri, biz işte ortası avlulu, taş bilmem ne evleri bilmem ne. Ama yeni hayat öyle bir gümbür gümbür geliyor ki işte Safranbolu'da olduğu gibi, Halfeti'de birçok Türkiye'nin böyle turistik bölgelerinde olduğu gibi oradaki halk oralardan çıkıp yeni hayat için üst taraftaki modern sitelere, konaklara, neyse şey apartmanlara taşınıyor. Yani o çok bahsettiğimiz, sevdiğimiz. Şimdi bu şekilde biz soyutlamaktan çok soyutlayamıyoruz hiçbir şeyimizi. Teslim oluyoruz. Bu sizin dediğiniz anlamda biz soyutlama yeteneğimizi kaybettikçe somut olarak
tahayyülümüz, ima, ima eden, yani ne bileyim, tevhidi ima eden hiçbir sanatı ırkın ruhuna inemedik. Mesela bugün Ebru yapılıyor. İşte birçok yerde Ebru atölyeleri kuruluyor. İşte hat, bütün gençler çok ilgi duyuyorlar falan. Fakat biz o hayatın içinde yaşamıyoruz. O tahayyülün içinde yaşamadığımız için o bize canlı, o bize bir nefes üflemiyor aslında. Ya taklit ediyoruz geçmişte yapılanları yaşamadan ya da işte daha onu modernize ediyoruz. Bu sefer modernize ettiğimizde de zaten olay oluyor çünkü bir dakika, hat bu değil, Ebru bu değil, eskiyi bilmeden hani gelenekten kopararak bugüne getiremezsiniz falan. Öteki tarafta ise çok müthiş bir şey vardı. Nedir o? Geometrik desen alıyor işte şey, şuna geometri üzerinden bakıyor. Geometrisini çıkarıyor, sana sanat oluyor. Olur. Bu da olur. Ama bu bizim zahir batın, celal cemal, bütün ikilikleri birleyen, tevhidi bakışımızı çok zedeleyen bir şey. Baktığın şeye kilitler seni, buna bakarsın, bu böyle bir nesne ama buna geometrik olarak da bakılır dersin, görseli kilitler. Biz ise büyük bir soyutlama kültüründen geliyoruz. Medeniyetimiz tahayyül medeniyeti, görsele ve göze hapsedilmemiş bir sanat anlayışımız var. Nedir o? Tasviri dışlayan, ne diyoruz, göz bakış bakmaktan ibaret olmayan, aksine çok daha işitsel olan ve daha çok tahayyüle açık olan bir tevhid sanatından geliyoruz. Bakın İran'da, oraya getirecektim lafı, bitireyim öyle. İşte ben orada çok etkilenmiştim. Şimdi İsfahan'da filan böyle bir cumaya gidecektik. 15 sene oluyor herhalde, 12-13 sene oluyor herhalde zannediyorum. Girerken içeri camide şey ve orada cuma, sadece cumaları kılındığı için ve de çok bütün herkes camiye aktığı için mescide çok kalabalık oluyor ve hanımlar için işte mollalar var ve işte mesela benim gibi filan hanımlar için hemen şey veriyorlar. Burka gibi bir, ne diyorlar İran'da onun adına? Evet, veriyorlar, hemen onu giyip içeri giriyorsunuz filan. Aynı şey Şam'da da filan, birçok Ortadoğu'daki camide olan bir şeydir bu. Aldım, giydim. O kadar üstüme cuk oturdu ve kendimi o kadar iyi hissettim ki bir anda. Yani ilk tecrübemdi, öyle bir şey böyle giydim üstüme. Ve o zaman dedim ki, işte daha bizdeki tabii başörtüsü şeyleri çok... Yani tesettür bize sadece bir başın kapanmasından ibaret bir şeye dönüştürülmüştü ister istemez. Bunu unutmuşuz biz. Tesettürün bir bütün olduğunu, kadına ve erkeğe nasıl, yani kadın ve erkek için ne anlama geldiğini, her hareketinde, her nefes alışında nefsini nasıl öldürüp nasıl dirilttiğini veya o senin üzerine geçen bir şey olmadığını. Mesela bu işte soyuttaki dolduracağımız somutluk bence mesela bir nurdan örtüdür. Siz ona isterse taşa anlam verirsiniz, Süleymaniye çıkar, kendinize anlam verirsiniz, nefsinize bir tesettür çıkar, bir nurdan örtüdür. Ve o zaman ben anladım ki o tesettür benim içine girdiğim ayrı bir şey, o ayrı, ben ayrı değilim. Ben onunla bir bütün olmuşum. Ben bunu İran'da ve o örtüyle örtündüğüm zaman hissettim. Böyle bir hışırdama hissettim üstümde. Ve için, yani ben onun içinde değildim, o benim üstümde değildi. Biz onunla bir olmuştuk. Şimdi dolayısıyla bizim her anlayışımızda, yani işte bir avlu, hani mimarimizdeki bir avlu bile aslında hep bu şekilde içinde, hep içi var, içi var, içi var. Sonsuz derinlikler üzerine bina edilmiştir. Bir camiye giderseniz mihrap, yani bir cami nihayetinde bir insanı temsil eder. Bir kamil insanı temsil eder. İçi var, içi var, içi var. Nereye giderseniz gidin. Yani bir çeşmeye, bir sebile gidersiniz. O sebilin sizin için, yani bu hayata kadar akar yani sizin için. Dolayısıyla Batı'nın hiç yanaşmadığı bir mevzudur bu. Onun bittiği yerde başlar bizim sanatımız aslında. O hep ikiliye sıkışmıyor. Ben eleştirmiyorum. Ben Batı sanatından çok beslendim. İkisinin içindeki ortak noktaları, hani bir dönem, böyle bir dönemim de vardı. İşte o da olur, bu da olur, hepsi bir arada da evrensel değil olur falan. Şu anda hiç o noktada değilim. Olmaz.
Yani evrensel birliğe biz adaysak, yani evrensel bir dil konuşuyorsak insanın dilini, o fıtratın dilidir ve o Batı'nın bugün kastettiği sanat değildir. Bal filmini izlediğim zaman ağzımdan şöyle bir cümle döküldü. Filmin nasıl bir film olduğuna dair. Fıtrat kokulu film dedim ben. Yani öyle bir kendimce tespitte, bir tavsifte bulundum. Çünkü sizi fıtratın zamanı diye bir zamandan bahsettiler. O zamanı biz tabii şu an pek yaşamıyoruz, bilmiyoruz ama yani o zamanın akışına uygun bir akışın olduğunu filmde hissettiğim için böyle bir yorumda bulunmuştum. Bir başka husus söylediklerinizde bizim bulunduğumuz coğrafya doğulu ya da batılı ile ilgili ne olduğumuz noktasında benim aklıma az önce siz konuşurken şöyle bir cümle geldi. Yusuf Kaplan'ın bir yoğun olarak kullandığı tabiri de kullanarak bizim üzerinde bulunduğumuz coğrafya bütünüyle Arşimet noktamızı temsil ediyor. Yani ne doğu ne batı hakikaten hepsini birleyen bir mahiyete sahip diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sükutun Dili isimli bir yazınız var yine o kitapta. Ben bir hatırlatmada bulunacağım bazı cümleleri alarak. Bugün sanki sözün ne adına kullanılması için insana dil verildiğini unutmuş gibiyiz diyor ve sözün haber alıp verme dışında bir keyfiyetinin kalmadığından bahsediyorsunuz o yazıda. Akabinde ise en büyük haber daima kendimiziz diyerek bu cümleyi hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü çok can alıcı bir cümle. En büyük haber daima kendimiz diyerek, kendimiziz diyerek sözün namusuna ve insanın keyfiyetine dair bir pencere aralıyorsunuz. Ya da ben öyle anlıyorum. Bu meseleyi biraz açar mısınız? Yani işte bakın yine sanat, yine ben ne dedik başta? Tevhid sanatçısı niyetli olan kişidir. Nedir niyet? Oradan açabiliriz. Nefsini, yani nefsiyle değil, işte ümmet için, insanlık için, vatan için, içini siz doldurun, bir şeyler yapmaya gayretinde olan, gayret içinde olan kişidir. Yola böyle çıkmış kişidir. Şimdi benim işte okuduğum okullar, aldığım Batı eğitimi vesaire bize hep şunu dedi. Ve aynı şeyi sonradan, yani ben artık bu Batı, burada da aynı şeyi yaşadık. Yani bu toprakların insanıyım ben ve burada zaten etrafındaki herkes, bugünün gençleri dahi bu eğitimi alıyor zaten. Yani artı sadece burada değil, birçok yerde, daha işte yine Azerbaycan'daydık. Diyoruz ki ne oldu işte Şirazi Hazretleri türbesi, o kim diyorlar. Yani Bakü'de Şirazi Hazretleri deyince bakıyorlar. Yani herkesin derdi o Batı herkesin kültürü. Şimdi bu kültürün içinde bu dediğiniz en büyük haberin kendimiz olması benliği şişiren bir şey, nefsi şişiren bir şey. Nefsin kadar varsın. Şimdi sömürmek için, işgal etmek için ne kadar güzel bir şey aslında, ne kadar meşru bir kriter aslında. Şimdi bakıyorsunuz işte Suriye'den gelen göçmenlerin mesela Batı'ya girememeleri, alınmamaları. Ve hatta neredeyse terörist diyerek, yani koruyamıyoruz güvenliğimizi, onlar terörist olmadıkları ne malum gibi bir gerekçeyle meşrulaştırılarak içeri alınmamaları mesela. Peki sizin hiç rolünüz yok mu o kişilerin işte 5 yıldır devam eden ülkelerindeki savaşta, çatışmada, o çatışmaların işte uzayan pazarlıklarında, sırf o pazarlıklar uzasın ve başkaları oradan nemalansın diye masumların kanlarının işte dökülme devam edilmesinde. Ama bakıyorsunuz yok. Yani halklara bunu anlatmak çok zor. Yok gibi yaşanıyor. Ne oluyor? Rahatımız bozulmasın. İşte ne bileyim iş olanaklarımız kısıtlanmasın falan gibi gerekçeler. Şimdi bu nedir? İşte nefsi büyütmek ve en büyük haber değeri daima kendimiz olmak. Diğerleri değil. Şimdi tevhidin bize en büyük verdiği imkan aslında nedir? En büyük çağrısı nedir? Başkası yok. O da sensin. Yani benim sanattan anladığım da bu. Başkası yok. Hepsi sensin. O dökülen kanlar da senin kanın. Şimdi bizim 15 Temmuz şehitleri için veyahut da diğer normalde İslam'ın içindeki şehit kavramında bizi onları şahit oldukları nedir? Döktükleri kanın kendi kanı olduğunu bilmeleri.
Bu ne demek? Öteki diye bir şey yok. Bir ve bütün. Çünkü biz sizi bir nefsten yarattık. Nefs dediğiniz kan. Kan, nefs demek. Kan. O kişi karşısındakini nefretle ve öfkeyle öldürdüğü sürece öteki vardır. Ama öldürmek zorundadır. İslam'da da öldürme var. Biz şey Pamuk Dede değiliz yani. Biz iyi sevi de değiliz. Adalet için kılıcını eline alırsın, gidersin, silahını da çekersin. Ama nedir? Onu öfke ve kızgınlık ve intikam duygusuyla yaptığın zaman ben sen olur. İkilik olur. Batı'nın yaptığı gibi. En büyük haber kendin olursun. Burada ise sen döktüğün kanın kendi kanın olduğunu bilerek döküyorsun. Öfkelenmeden, Allah'ın koyduğu şeyleri çiğnemeden. Bu kendiliğinden oluşan bir şey. Yani bunu 15 Temmuz şehitleri ne kadar farkındaydı. Ama yaptılar. Çünkü elinde silah yoktu zaten. Tamamen bir direnişti. Ve vatan için bir direnişti. Bu bunun gibi bir şey. En büyük haber kendimiziz. Hep nefsimiz beslenir, büyür. İş olanakları bize akar. Medeniyet bizim medeniyetimiz olur. Ve geriye hiçbir şey kalmaz. Herkes öteki olur. Yani beni ayırdığın zaman hep bir sen kalır. O sen yarın öbür gün her zaman düşman haline dönüştürülür. Ve senin gidip onu işgal etmen, ona tahakküm etmen, onu sömürmen içindir öteki. Bizim tek ötekimiz şeytandır. Şeytan da bizim nefsimizdir zaten. Onu da öldürmekle değil, Müslüman etmekle yükümlüyüzdür. O da yani işte nefsini mertebelerden, Kur'an'da da bahsedilen 7 mertebeden geçirerek ruh kılarsın, vuslat edersin kendi hakikatinle. Budur yani bizim. Biz bu anlamda hepimiz birer yolcuyuz. Ve bunu da sanatın çeşitli şekillerinde ifade ediyoruz. Yani hat, tesip, minyatür dediklerimizde bize aslında hep bir ibret verir. Bize kendimizi anlatır. Benliksiz beni anlatır. Tam tersi. Yani dolayısıyla bunlar hep olacak. Biz bu kültürün içinde yaşıyoruz. Ama bize düşen bu kültürün içinde, demin sizle konuştuğumuz gibi İsmail Bey, bu kültürün içinde, bu seküler, bu ikilik vaat eden, sürekli bizi şirke düşüren bu kültür devam edecek. Bu kültürün içinde biz kendimizi nasıl o niyetin içine sokacağız ve o niyetle nasıl bir hayatımızı o sanat, o güzel sanat içinde yaşayacağız? Mesele o diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yine kitabınızdan beni etkileyen cümlelerden bir tanesi, sükutun en büyük tevhid olması diye bir tabir var. Sükutun en büyük tevhid olması ne demek? Bu bağlamda bir sanatçının susması ya da konuşması neye tekabül eder? Kendiniz de böyle bir insan olduğunuz için çok can alıcı şeyler söylüyorsunuz. Öyle tabii. Şimdi mesela içinizde yazan, mesela ben yazan bir insan olduğum için yazılan örnek vereyim ama birçok siz de örnek verebilirsiniz. Yani bu Kindle, Rodin miydi? Siz Batı yönden iyi biliyorsunuz. Ben her şeyi unuttum gerçekten. Hani taşı fazlalıklarını alıyorum. Heykel budur benim için diyor. Taşın fazlalıklarını. Kimdi o? Rodin miydi? Hani Rodin. Evet. Bu da onun gibi bir şey. Tamamen mesela ben roman silerek yazan bir insanım. Siliyorum. Yazdıklarımı sürekli azaltıyorum. Siliyorum yani. Şiir keza konuşarak değil, bir şey anlatma derdiyle değil, susarak ve içindeki sen sustuktan sonra sende yankılayan, tınlayan, çınlayan o sesi, o gaybi sesi duyarak yazdığın zaman o ilahi bir şey oluyor, Allah'tan oluyor. Yoksa nefsinden yazıyorsun. Şunu da koyayım, aman şu mesajı da vereyim falan. Şiir öyle olmuyor. O ahengi, o ses çıkıp gidiveriyor. Dünyaya kapalı roman ama Allah'a açık. Eyvallah. Şimdi bakın, şunu da tabii netleştirelim. Şimdi bugün tabii kafalar çok karışık. İşte Allah'tan Allah'tan vahiy. Şimdi ilham diye bir şeyin kaynağı ilham ilahidir. İlahi nedir? Kaynağını haktan çekmek, Allah'tan çekmek. Tamam mı? İlham alırız. İlahi benliksiz söz. Yani içinde benlik olmayan söz. İşte konuş Yunus dediği zaman mürşidinin, Yunus'un o anda onları çıkartması gibi. Elinde kalem bile yok. Şimdi içinizde yazan, çizen veyahut başka sanatlarla uğraşanlar varsa
hayatın her alanında bu bildiğimiz bir şeydir. Gönle doğuşlar olur değil mi? Varidatlar olur, doğuşlar olur. Ve o anda o size yaptırılır. Ve o anda hissedersiniz ki ha sen atmadın Allah attı. O ayet sizin için tefsir edilir. Bu ben değilim dersen, bu nereden çıktı, düşünmedim, etmedim. O anda geliverir size. O anda onun geldiği yerin haktan olduğunu bilmekle bilmemek arasında bir fark var. Tevhid sanatçısıyla seküler hayatın, ben ona nefse emmare dedim yazılarımda, ayırt edebilmek için. Nefse emmare sanatçısının diyelim. Yani nefsi için sanat yapanla, insanlık için, güzel için, Allah için hak ile alıp verdiğini bilerek sanat yapan insan arasındaki fark bence tam da bu fark diye düşünüyorum. Bir tanesi benliksiz söz oluyor, benliksiz sanat oluyor. Nefsi için değil, hak için yaptığında. Diğeri ise nefsi emmare sanatı oluyor. Dolayısıyla ilahi dediğimiz şey benliksiz söz vardır ve insana gelir gönlüne. İlhamdır bu. Dolayısıyla bu konumuz yani eğer şeyse tevhid sanatçısının izini sürmekse işte tevhid sanatçısı kendine mal etmez yaptığı o güzelliği, o ortaya çıkarttığı, kendi eliyle çıkmış olan o camiyi, o binayı, o mimari, o bilmem neyi zaten kaynağına geldiği yere iade eder. Kaynağına iade eder. Dolayısıyla yani güzeli de kendini almaz. Ben o güzelin yansımasıyım. Kalp bakar. Ve irca kanunu diyorlar. Eyvallah. Buna. Eyvallah. Yalnız tabii bizim ecdadımız bu konuda çok hassas olmuşlar ve kalbe gelen varidatı iki şahidi sadıkaya vurarak kabul etmişler. Yani Kur'an ve sünnete vurmadan o ilhamı, varidat dediğimiz şeyi kabul etmemişler. Eğer uymuyorsa reddetmişler. Ama tabii ki tevhid bağlamında baktığınız zaman ben diye bir şey yok ya da sizin yazdığınız diye bir şeyden ziyade size gelen, yazdırılan hele ki... Şimdi şöyle, böyle ama bu şey değil. Ben işte şöyle erdim, ben böyle yaptım, bana yazdırıldı falan dediğiniz zaman çok antipatik bir şey olur. Onun çok kötü örneklerini çok görüyoruz. Çok kötü örnekleri de var. Şu anda hatta çok canlı geçiyor. Ben de ona getirecektim lafı. Tabii ki de böyle bir şey değil. Zaten bakın şudur, şeriata davet vardır, hakikate davet yoktur. Kaçacaksınız. Eğer en büyük sükut, en büyük tevhid sükutsa... Zaten sizi hakikate davet eden veliyim, arifim, şuyum buyum diyen insanlardan da kaçacaksınız. Böyle bir şey yok. Şeriata, peygamber şeriata davet eder. Davet vardır. Ama diğeri davet değildir. O içinde derinleşirsin, derinleşirsin, derinleşirsin. O münferit bir şeydir. Böyle söze böyle bir şey değildir yani. Dolayısıyla biz sanatçı, ben büyük sanatçıyım, bana yazdırıldı falan tripleri atmak diye bir şeyden asla bahsetmiyorum. O zaten sonuna kadar benlik olur. O benliksiz olan şey zaten gelir gider. Siz onu bu bana geldi bile demezsiniz yani. Onu içinizden bilirsiniz. İçinizden gider gider. İçten içe gider o. İçten içe gider. Zaten örneği ortadadır. İşte Süleymaniye'dir. İşte ne bileyim Selimiye'dir. Binlerce, yüz binlerce örneği var bunun. Başka bir söze kendini ortaya koyarak şu bana yaptırdı falan denilmesi gerek kalmaz. Onu tabii yani yanlış anlamı olmasın. Sükuttur yani. Belki soruya cevap oldu herhalde değil mi? Orada susmaktır yani. Susarsınız. Sizin için konuşan zaten onun gözü, onun dili, onun işitmeliği vesaireyle zaten size bir şey yaptırılır. Yani gelen şeyi siz zaten aktaran pozisyondasınızdır. Onun üzerine siz yine konuşmazsınız. Aynen belki öyle. Başkaları konuşur ama siz sükut edersiniz. İşte bakın bu bizim mesela beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi budur. Leyla Hanım bu romanınızda ne anlatıyorsunuz? Ya ben onu ne anlatacağımı sana şöyle anlatsam, ben onu niye yazayım o zaman? Ben orada bir ses arıyorum, bir dil peşindeyim filan. Sen onu yazmışım. Bunu da artık sen bir çözüver yani. Bana ne istiyorsan beğenme, umurumda değil yani. Hani ne yaparsan yap. Hani ne anlatıyorsunuz? Bunlara hiç dayanamıyorum. Şu sizin yaptığınız ise muhteşem bir şey. Çünkü tamam. Siz kendi algınızı, bakın burada bir sanat, bu bir sanattır işte. Yani ki siz bir şey koyarsınız ortaya. Karşınızdaki onu alır, kendi algısından bakar ve bir yorum katar. Bu defalarca yazılır, defalarca söze dökülür bu şekilde. Çünkü her eser ona bakanla, ona muhatap alanla bir kere daha kendini var eder. Bu müthiş bir şeydir. Sonsuza dek bu sürer.
Bu müthiş bir şeydir yani. Tam da bakın budur tevhid işte. Evet, biliyorsun. Sanatının o dayandığı sonsuzluk fikri de tamamen bununla ilgili. Yeri gelmişken geçen okuduğum bir kitaptaki bir örneği aktarayım. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın bir erkek kardeşi var. Mahmut Bedrettin Yazır diye. Eminim çoğumuz bilmiyordur. Ben de yeni öğrendim. Kendisinin hat sanatı üzerine kaleme aldığı Kalem Güzeli isimli olağanüstü bir eser var. Ve yine Türkiye'de hatla uğraşan insanların eminim çoğunun hiç okumadığı, adını bile bilmediği dehşet bir eser. Diyanet İşleri Başkanlığı 1981 yılında basmış ve sonrasında maalesef basılmamış. Şu an yeni baskısı yok. Ben de tesadüfen bir kütüphanede rastladım. Orada kendisi bir anekdot aktarıyor. Macarlı bir ressam ve heykeltıraş arkadaşıyla Sultanahmet Camisi'ne gidiyorlar ve orada bir hat levhası karşısında durup onu izlerlerken bir müddet sonra bu Macar arkadaşı başlıyor o levhanın kendisinde uyandırdığı hisleri söze dökmeye. O kadar muhteşem bir metin ki o, yani hani baştan sona onu okumak gerekir, aktarmakla olmaz. Orada az önce konuştuğumuz şeyi görüyorsunuz. Yani bir kişi aslına bakarsanız belki çifte vav vardı karşısında ya da işte belki besmele vardı. Ama onun o kıvrımlarının, oradaki ortaya koyulan performansın o kişide, bakan kişide yeniden üretildiğini, yani onun kendisinin içinde bulunduğu düş ve düşün dünyasıyla beraber aslında yeniden ürettiğini ve ortaya çıkan sonucu da orada kelimelere döktüğünü görüyorsunuz. Zaten bizdeki bütün hemen hemen eserlerin, yani bu ister bir arabesk desen olsun, geometrik bir form olsun, bu bir cami olarak karşınıza çıksın, koskoca bir yapı olarak, hepsinin sizde bıraktığı hisler, izlenimler tamamıyla size aittir. Yani bir Rönesans resminde olduğu gibi konturlar yoktur ve size bir mesaj dayatılmaz. Burada bunu görmek zorundasınız diye bir cümle kurulmaz o eserde. Burada kendi dünyanda ne varsa onu göreceksin şeklinde bir performans vardır karşınızda ve siz aslında baktığınız şeyde kendinizi görürsünüz. Ve bu şekilde o eseri kendi çapınıza göre yeniden üretmiş olursunuz. Sırrı sonsuzluklar. Evet. Yani içindeki içindedir gibi bir şey. Evet. Minyatür sanatınınla ilgili yeni yazılarınız var. Bir iki ifadesi çok çok hoşuma gitti minyatür sanatı ile ilgili. Maalesef minyatür sanatı konusunda da şu an hem çok az bilgi sahibiyiz hem de çok az yapılıyor. Mesela geçmişte evet kitap sanatı olarak vardı ama bugün ben minyatürün yeniden üretilerek çok daha farklı boyutlarda ve biçimlerde karşımıza çıkacağını, çıkması gerektiğini düşünen ama bunun üzerine tabii ki düşünülmesi gerekiyor her şeyden önce. Siz minyatür sanatının anı sonsuzluğa açtığını bir yerde ifade ediyorsunuz. Yine hakikatin mecazları ifadesini kullanıyorsunuz. Ve bu mecazların her gözde farklı bir çağrışımla açıldığından bahsediyorsunuz. Batı sanatına hakim olan mimesis anlayışının doğurduğu sınırlılıkla İslam sanatının dayandığı sonsuzluk fikri bağlamında minyatür sanatının karşılaştırmasını yapsanız neler söylersiniz? Müthiş. Çok öyle bir sorular soruyorsunuz ki çok müthiş yani soruda cevabı var. Tanrı kavramını görsele dökmüş bir batıdan bahsediyoruz. Tabii çünkü insanlaştırarak, İsa'laştırarak baktıkları için bu onlar için olağan bir durum. İşte ne bileyim sakallı, neydi o sakallı filan bir figür de vardı böyle tepelerde, geçmiş gün oldu hatırlamıyorum, bulutların ardından süzülen bir figür var. Yani birebir. Yine evet. Dediğim gibi görsele, surete indirgemek. Şimdi biz de ev taşıdık 4-5 sene önce. Yine evin duvarına, bir duvarın tamamını böyle şöyle bir yarım çerçeve, yarım boşluk kadar bir duvarı
İşte bir tane şey aldık. Hili aldık, astık. Ertesi sabah oldu, uyandım. Böyle Hilye Şerif'e baktım. Akşam oldu, baktım. Ertesi sabah oldu, baktım. Böyle bir 3-5 gün baktım ona. Ve sonra şunu fark ettim. O kadar sonu gelmeyen bir sözdü ki o. O kadar canlıydı ki benim için. Yani anlamını bilmeyenler için bile o harfler, harflerin dizilişi, terkipleri, bir araya gelişi, etrafındaki tesip vesaire. O kadar müthişti ki, bir de öteki duvarda bizim işte soyut birkaç tablomuzu asmıştık falan. Şey oldum, tuhaf oldum. İşte tam bunu söylemek istiyorum. Bizim bir şeyi sevmemiz için, aşkımızı ifade etmemiz için ki sanat, aşk olduğu için sanat var. Aşkımızı ifade etmemiz için bizim surete ihtiyacımız yok. Bunu ben o Hilye Şerif'e bakarken yaşadım. Küçük bir deneyimdi ama yaşadım. Yani bu suret, siret meselesi bize çok tartışılır. Tartışacak hiçbir şey yok aslında, apaçık. Biz örterek, ima ederek, dolayım kurarak kendi sonsuzluklarımızı tırnak içinde, tabii o da kısıtlıdır sonsuzluklarımız ama kendi sonsuzluklarımızı, maharetimizi, marifetimizi Allah'ın bizden istediği gibi ona sunuyoruz aslında İslam sanatında. Tam da onun bizden istediği gibi. Aslında onun bize emanet ettiği bu ifade biçimi nedir işte konuşma, yazma neyse uzuvlarımızı kullanarak kendimizi gerçekleştirme serüvenimizde onun bize emanet ettiği ne varsa aslında biz ona iade ediyoruz. Kaynağına geri veriyoruz. Benim için tevhid sanatı işte o Hilye-i Şerif'te başladı ve bitti. 2-3 gün içinde ben yani mesela şimdi şey tartışılıyor, işte eve bunları asmak doğru mu, bilmem sergilemek doğru mu, sergileyince küresel, işte seküler hayata katkıda bulunuyorsunuz filan. Olabilir. Hiç önemli değil. Benim kalbimde bir şey yaratıyor mu? Bir vav'a bakmak, çifte vav, tek vav fark etmez. Dediğiniz gibi bir şey doğuruyor mu? Ben onu yeniden beni tefekküre yöneltiyor mu? Artık o noktada hani... Minyatür işlerini yapmıştır. Niye? Çünkü minyatür bizim bütün bu diyelim ki harflerimizin geldiği aslında son noktadır. Ne alakası var diyeceksiniz tesipliyle minyatür? Çok alakası var. Çünkü aslında hani İbn Arabi'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Varlık bir harftir, sen onun anlamısın. Biz hayatımızın anlamını işte kağıda geçirirken ister harf olsun, ister çizgi olsun bir düz yüzeye geçirirken aslında onun müsemmasına sahip oluyoruz. Müsemmasını yaşantımıza geçiriyoruz. Yani onun anlamı oluyoruz aslında. Soyut mu konuşuyorum? Açabilirim. Yani mesela bir şey örnekten... soyut mu kaldı acaba? Biraz. Biraz soyut. Tamam. Ama... Hemen açayım. Yani işte şey düşünün. Perspektifsiz bir şey... ufuk çizgisinin olmadığı bir minyatür. Değil mi? Bununla beni aynı oranda gösteren, şununla sizin aranızda bir fark olmayan oranlarda çizilmiş nesneler aslında Rabbin bize bakışıdır. Bir fark yoktur. Bir hiyerarşi yok. Hiyerarşi yoktur. Hiyerarşi bizim durduğumuz yerden başlar, görecelilikten. Batı sanatı bunu merkez alır. Evet. Yani insanın gözünü, göreceli olan gözünü merkez alır. Biz ise aslında bilmiyor muyduk şeyi orantılamayı veya perspektifi? Biliyorduk ama bunu kullanmamışız, ihtiyaç duymamışız. Çünkü bizim için bir yaprakla bir insan, bir serviyle bir minare aynı ve eş olabilir ifade açısından. Yani bu müthiş bir şeydir aslında, müthiş bir soyutlamadır başta konuştuğumuz, müthiş bir imkandır. Tam tevhid budur aslında. Eğer biz tevhidi sinemaya demin konuşuyorduk, sinemaya da böyle bakmalıyız. Yani görsel sanatların her alanında sinema Müslümanlara uymaz diye bir şey yok. Çok çok uyar bugünün teknolojisinde hele üstelik.
bir yaprakla bir insan yüzünün aynı olarak algılanabileceği bir yapı kurabiliriz, soyut. O tahayyüldür, o rüyadır, o hayaldir gerekirse. Ama onun görsel karşılığı illa da hani işitsel, görsel, dokunsal karşılıkları vardır. Onu bulmakla yükümlüyüz. Ben minyatür bu anlamda çok müthiş bir örnektir. Yani bugünün sanatlarında biz ne yapacağız? Özellikle sinema için bakacaksak ben minyatürden çok yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Hilye'den bahsetti az önce Leyla Hanım. Bizim geleneğimizde hilye çok güçlüdür ve hayatın içerisinde ki o akışla bütünleşmiş bir şeydir. Mesela pazartesi günü burada yine ağırlayacağız inşallah kendisini. Ressam Cemal Toy'la resim ve hoca Ali Rıza Ekoli ve ardılları konusunu konuşacağız. Kendisi bana anlatmıştı. Onun çocukları doğduğunda her çocuğu için bir tane Fuat Başar'a hilye yaptırmış. Ve geçen sene kızlarından bir tanesi evlendi. Evlendikleri zaman hilyeyi de alıp kendi evine gitti ve orada başucunda asılı bir şekilde o hilye hayat vermeye devam ediyor aslında. Yani o hayatta olan organik ilişkisi yeni evinde de devam ediyor. Böyle bir hani gelenekten geliyoruz biz. Mesela hilye bu kadar güçlü ama bugün biz hilyeyi müzelerde ve sergilerde genellikle karşı karşıya kalırız. Yeni evlerde duvara asılan hem hakikat içeren hem de estetik anlamda insanda açılımlar sağlayacak bir dekor öğesi olarak bile pek fazla karşı karşıya kalmıyoruz maalesef bugün. Ben yine uzun bir soru soracağım. İnsan yüzünde Allah'ın sanatının en kamil biçimde tecelli ettiğinden bahsediyorsunuz yine bir yazıda. İnsanın yüzünde. Başka bir yerde ise tevhid sanatçısının ifade biçiminin sevilen yüzü tasvir etmek yerine onun izini düşürdüğü güzellikleri methetmek olduğunda. İnsan suretinin önemi nedir? Soru. Neden en kamil manada tecelli eden yeri suretidir? Ve insan ne kadar tasvir edilirse edilsin, insan suretinin hakikati tuvale yansır mı? Yansımaz tabii. Zaten sureti değildir. Yüz demişimdir ben. Suret demiş olduğumu zannetmiyorum. Çünkü insan yüzü hakikati en çok hani cem ettiğiniz noktadadır. Yani şimdi üzerinizde birleştirdiğiniz noktadır. Yüz, vecih anlamında olduğunu yani o anlamda kullandığımı hatırlıyorum. Suret tapıcılığı tabii çok riskli bir kelime çünkü suret. Yani tabii ki suret çok önemli. Haktır. Hak, sureti hak yani ama yani ben işte insanı Adem yarattığını onu kendi yani kendi suretinde yarattığından bahseder Cenab-ı Hak. Şimdi bir tarafı böyle ama bir tarafı da bu suret tapıcılığına çok kolay kayılacak bir durum var. Biz o yüzden suretin gerisine bakarız. O sureti var eden kaynağa gideriz. Benim o hep güzel, güzel yüz dediğim mevzu. Yani örneği şöyle tersinden verelim. Bir yazımda orada şey bahsetmiştim. Bir Portekizli bir yönetmenin bir filminden bahsediyorum. Benim için mesela tevhid sanatına çok tipik bir örnektir. Portekizli. Büyük ihtimalle hani hiç Müslümanlığın meclisinden haberi falan yok. Bir sanatçı, bu yönetmen Eriçe, Victor Eriçe, bir ressamın hayatından bir kesiti film yapmış. Ressam, gerçek bir ressam. Yani böyle yarı belgesel gibi, drama gibi bir şey deniyor zannediyorum. Böyle belgesel drama denilen türden bir film. Ressam her gün ayva ağacının karşısına tuvalini kuruyor. Kendi bahçesinde bir ayva ağacı var. Kuruyor, getiriyor, her şeyini hazırlıyor. Ölçüyor, biçiyor, ufuk çizgisi, güneş, ışık bilmem ne. Ve o ayva ağacını resmetmeye başlıyor. Ve bütün amacı onu birebir yapmak. Tabii bir gün daha ancak şeyi oturtuyor. Ertesi gün geliyor, ölçüyor. İşte ufuk çizgisi ikinci gün, üçüncü gün değişmiş. Işık değişiyor. Ona göre ağacı birazcık değiştirmeye çalışıyor. Onun ikinci gün, 15. gün yağmur yağıyor, bekliyor o gün. Ertesi gün geliyor, bakıyor, ağaçta bambaşka şekillenme, yaprakların bir kısmı bilmem ne olmuş. İşte
bir gün geliyor ayvalar hafif dolgun, öteki gün bilmem ne olmuş filan. O böyle 2-3 ay sürüyor ve nihayetinde mevsim geçiyor ve ayva ağacını yapmayı bitiremiyor. Hatırladığım kadarıyla. Çünkü hangi ağaç, hangi anda onu sabitleyeceğini ve tırnak içinde sonsuzluğa hangi haliyle yollarsa en hakiki sureti o ağacın o olacağını bir türlü kestiremiyor. Bence bundan daha iyi anlatılamaz yani mevzu diye düşünüyorum. İşte bize de çeşitli şeyler denir işte bilmem kaç yaşında gözükeceksin diye. Şimdi varlık bize görecelidir her zaman. Ama biz imanımız gereği hakikati tevhid üzerinden kabul ederiz. Bir olarak kabul ederiz. Allah birdir deriz. Ve bunu yaşamaya ve anlamlandırmaya çalışırız. Yani bize verili olan şey içinde tefekkür ederek çözmeye çalışırız. Bu verili ölçüyü kabul etmezseniz, hiçbir ölçünüz kalmazsa eğer, o zaman işte perspektife teslim olursunuz. Bir gün öyle, bir gün böyle, bir gün ufuk çizgisi şurada. Kendinizi aldığınız vakit işte. Hani kendiniz haberiz meselesi var ya. Evet. Bu şekilde olur. Ben hani dolayısıyla insan yüzüne getirelim buradan lafı, öyle bağlayalım. İnsan yüzü biricik ve çok güzel ve güzel Allah'ın temsil eden, Allah'ın hakkın nurunu temsil ediyor diyelim. Şimdi bizim için imanımızın bizden emin olunmasının veyahut en önemli kriterlerden bir tanesi nedir? Sahicilik ve samimiyet. Kendin olmak. Bu sahicilik ve samimiyet işte insanın yüzünde gözükür. Yüzünde durur. Gören görür, görmeyen görmez, az görür, çok görür. Ama o yüzde o durur. Dolayısıyla mesela ben bunu Kabe'de hissetmiştim. Haç'ta böyle şey yapıyorlardı işte yüzünü aç, farz. Her zaman umre yaparken şu bu filan, kadınlar her tarafları kapalı zaten. Toprak var, sıcak var bilmem ne. Gözlerine kadar kapalı olabiliyorsun. Ama şey yaparken, tavaf ederken açmak zorundasın Kabe'de. Yani şimdi insan yüzünün bir noktada gözükmesinin farz olması bana çok önemli gelir. Orada hakikat cem etmiş, her halde toplanmış bir vaziyette durur. Yani insan yüzünü biraz daha anlatırsam putlaştırmak ve surete mal etmek gibi algılayacaksınız diye çekiniyorum. Asla bunu kastetmiyorum. Sahicilik ve samimiyet ekseninde bir bakış diyelim ona. Bir de bir film vardı. Zannediyorum İranlı yönetmen kimin filmiydi? Kiarostami'nin değil de bir film aklıma o geldi. Ferhat ile Şirin'i anlatır. Yeni dönemde yani belki 7-8 sene, 5-6 sene olmuştur en fazla. Ben onu bir festivalde seyretmiştim. İzleyici kamerayı buraya koyuyor. İzleyiciler geliyor, oturuyorlar ve ekranda Ferhat ile Şirin oynuyor. Tamam mı? Duyuyoruz. 40 dakika falan film, 45-50 dakika belki. Duyuyoruz. Bütün hikayeyi duyuyoruz. Sadece işitsel. Ve burada sürekli insanların yüzlerinde geziniyor. Olaylar olurken kamera insanların yüzünde geziniyor. Kimi üzülüyor, kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi sıkılıyor. Ve bize insan yüzüne yansıyan o filmi seyrettiriyor, o hikayeyi, aşk hikayesi. Çok müthiş bulmuştum bunu, yani hiç onu göstermeden. Bu da böyle bir şey, yani belki böyle bir şey. Göstermeden, evet göstererek. Aynı şekilde bir örnek daha vereyim hadi bak yine sinema filmden gidiyor. Hiç aslında şeyim değildir ama belki de sizin etkiniz oldu sinemadan bahsettik demin. Yine hiç Kabe'yi göstermeden müthiş bir ve batıya yapılmış bir Hint filmi izlemiştik. Biz onu hatta aldık Türkiye'ye getirdik, burada, satın aldık filmi. Hani yani uğraştık didindik bir yıl prosedür, 3 kuruşlarımızla falan. Aman burada işte Ramazan'da, mevsimde falan insanlar seyretsin diye. Kabe'ye hiç gidilmemiş. Zaten zor orada film çekmek falan. İmkanlar çok kısıtlı ve izin de alınamıyor. Bir karı koca Kabe hacca gitmek istiyorlar. Bütün ömürleri boyunca biriktirdiği paralar falan. Fakat para yetmeyince bir ağaçları var, onu kestirmeye kalkıyor adam. Neyse nihayetinde gidemiyorlar çünkü çok üzülüyor sonra. Çünkü ağacı kestim diye mi, ona zulmettim diye mi, haram paramı vesaire falan. Çok müthiş bir film ve insan hacca gitmek istiyor. Yani bunun ne olduğunu anlıyorsun, hangi dilde olursa olsun. Biz burada bunu göndermeye kalktık. Burada hac yok ki. Biz bunu niye alalım?
Burada Kabe yok ki. Kabe yok ama bakın soyutlama ile sizi direkt bütün film baştan sona size Kabe'yi gösteriyor aslında. Bu tarz şeyler her zaman mümkün bizim sanatımızda. Bize, bu da mesela bir tevhid sanatıdır benim için. Yeter ki o potansiyelin aslında farkına varalım. Yani o potansiyelin farkına vardığımızda onunla beraber ne yapacağımızda o yol haritası ortaya çıkacaktır herhalde. Bizim Tabii yani eğer birisi size yetkili merci burada size ama orada Kabe gözükmüyor ki, gösterilmiyor ki dememesi gerekir. Yani birazcık bu konuda çok eksiğimiz var gerçekten. Hani bu şey gibi hani Yunus diyorsun, olmadık kişilerden Yunus tanıntı yapıyor. Veya hani iki alıntı yapıyorsun ve bitti Yunus. Bitti mi Yunus gibi hani. Hani bildik zannediyoruz falan öyle bir şey var. Hani biz de onu içselleştirmek için çok çalışmalıyız yani bir şekilde. Harflerin bir ümmet olduğu ve Elif'in de harflerin imamı olduğundan bahsedilir. Vav harfinin hatta Elif'ten sonra gelen B harfinin de hakimiyeti çok kuvvetli. Hazreti Ali'ye atfedilen bütün ilimler Besmele'nin B'sinden derc edilmiş sözü de buna şahit. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Harflerle insanlar ve hayatlar arasında nasıl bir ilişki söz konusu? Hocam böyle yapıyorsunuz. Sonra bak lafları uzatıyorum, toparlayamıyorum, sıkıyorum yani, soyutluyorum. Şimdi öyle sorular soruyorsunuz ki. Yazının dili. Yani şimdi ben acizane söylenenleri tekrarlıyorum aslında. Yani kafamdan bir şey çıkartmıyorum. Mesela vav dedik. Mesela aslında bağ dedik değil mi? Şimdi ben nokta B'nin altındaki noktayım der Hazreti Ali Efendimiz. O şimdi tabii o yani emaneti Hazreti Peygamber'den hakikat emanetini almış olarak bunu söyler. Ve bu Hazreti Ali'den devam ederek yani Ebu Bekir Efendimiz'den giden bir şey var, bir kol var, oradan var. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in sorduğunuz için oradan anlatıyorum. Bu nokta zaten noktanın sonsuzluğu. Hepiniz duymuşsunuzdur. Ama bu bizim tevhid sanatımız için bence çok müthiş yine bir açılım yani bana sorarsanız. Çünkü bütün harfler nihayetinde o noktanın bir şeye girip uzayıp elif olmasıyla başlamıştır. Ve bütün harfler o elifin içindedir. Değil mi? Dolayısıyla hani bu tam da bizi tevhidi harflerle anlatan bir hakikat. Şöyle kıvırıyorsun, altına nokta koyuyorsun, E oluyor. İşte şöyle yapıyorsun, T oluyor, S oluyor vesaire. Vav oluyor. Nihayetinde bütün sayıların birden çıkması gibi. Hatta bir hikaye anlatılır bir eski yıllarda bir tarikat ehli. Mürşid şeyine diyor ki öğrencisinin müride, evladım say bakayım kaç kişi deyince bir diye sayar yani her an bir sınavda oldukları için. Yani nihayetinde tabii ki birden çıkması gibi rakamsal değil de harfler de eliften çıkar nihayetinde. Tabii baktığınızda minare elif şeklindedir, işte kılıçlar elif şeklindedir gibi gibi. Ben mesela vav'la çok bir ara ilgilenmiştim. Bir iki vav yazım olacak orada zannediyorum. Çünkü mesela bir vav asılır evlere şimdi gelenekte, elif asılır ama mesela B asılmaz. Ne bileyim, B, T, S, C, neyse hiçbir asılmaz yani. Vav asılır değil mi? Elif asılır. Başka? O kadar. Tek harf olarak başka evet, yok. Evet, yoktur yani. İşte vav, çifte vav. Şimdi bu çok şey bir şey, bakıyorsunuz gelenekte neler denmiş. İşte ana rahmi, işte cenin, birçok mecazen açabilirsiniz vav'ı. Fakat şeye baktığınız zaman Kur'an'daki harf işte elif, lam, mim vesaire orada da o yoktur mesela. Yani bu anlamda vardır da hani bu anlamda tek başına bir şey değildir. Neyse ben bu mevzulara girmeyeyim. Bu yanlış bir şeye gitmesin şimdi. Hani kendi yorumlarım gibi falan algılanmasın. Fakat mesela vav yine bana her zaman çok sükût verir. Her zaman çok derinlikli gelir. Ve vav'ın bizi davet ettiği manalar çok derindir diye düşünüyorum. Ama sorunuza pek cevap olmadı çünkü resim anlamında söylemediniz herhalde, tesip anlamında. Yani harflerle hayatlar, insanlar arasındaki o ilişki, iletişim,
Şimdi ben öyle bir insanım ki bakın hayatım ya, kelimeler üzerinden geçti. Ben kendi ilişkimi anlatayım, belki daha kolay olur. Sizin ilişkinizi soruyorum aslında. Çok kolay bunun cevabını vermek. Ben 2000 yılında zannediyorum, 2000 yılında oruç tuttum. Kasım ya da Aralık ayıydı zannediyorum o zamanlar. Eşim yurt dışında bir film festivalindeydi. Yalnızdım evde, oruç tutuyordum. Hava soğuktu, onu hatırlıyorum. Çıktım dışarı, bir kitapçıya girdim ve bir roman yazmaya çalışıyorum. Ama yazmaya çalıştığım romanın yani harflerle falan hiçbir şeyle ilgisi yok. Bir roman yazmaya çalışıyorum. Fakat hep benim için önemli olan kelime ve dildir. Yani romanın konusu dildir benim için, hal önemlidir. Ve o hali anlatmak için gereken dildir. Yani bir dil peşindeyim, yani dil romanı gibi düşünebilirsiniz. Kitaplıkta bir şey gördüm. Harflerin ilmi yazıyor. Siz biliyorsunuzdur belki, size kaçıncı baskı. Harflerin ilmi. Bu neymiş dedim. İbn Arabi'nin, o zaman daha Ekrem Demirli falan yok gündemimizde. Daha Fütühat-ı Mekke'ye hiçbir şey çevirmemiş. Bir tek Füsus'un bir iki çevirisi vardı. Genç Osman çevirisi vesaire. Bir de bunu Fransızca'dan çevirmiş Mahmut Kanık. Harflerin ilmi diye. Aslında Fütühat-ı Mekke'sinin İbn Arabi'nin ilk birinci bölümüdür o. İşte ben bunun hiçbirini bilmiyorum filan. Aa İbn Arabi, aa işte filan. Harfin ilmi kelimesini görünce dedim, çok ilgilendirdi beni. Aldım. Ve ben oruç tutarken o 3-4 gün içinde onu gözyaşları içinde okudum. İşte ayetlerden bahsediyor, Kur'an-ı Kerim'e gönderme yaparak vesaire. Çok müthiş geldi. Ben o zamanlar hani elif, 3-4 kelime, harften fazla harf dahi okumayı bilmezdim. Ama harflerin ilmi bana, bende kapılar açtı, hayatlar açtı, devirler açtı ve ağlayarak altıncı sefer okuduğum gibi yetmedi, defter alıp deftere bir de onu geçirdim yani. O kadar etkilendim ve benim aslında serüvenim de onunla başladı diyebilirim. Yani İbn Arabi ile başladı diyebilirim. Dolayısıyla işte harfler deyip geçmemek lazım. Her bir harf bize bir mana katar. Yani Adem dediğiniz zaman Elif Dalmim size bir şey söyler. Hani rükuda olan ve secdeye varan kişi olmaktır o. Şimdi biz Adem'e kul olmak falan gibi yanlış kullanıyoruz. Sanki herhangi bir insana kul tabii ki olmayalım hiçbir zaman inşallah. Eğilmeyelim önünde. Ama Adem dediğiniz Adem'in manadır. Adem olmakla yükümlüyüz, bir Adem yaratacağım diyor. Biz o Adem olalım inşallah. Ki onun manası da Hazreti Muhammed, Muhammedi olalım inşallah. Yani ismini söyleyeyim. Yani dolayısıyla hani işte Muhammed'in mim, bakın mim vardır işte, onu söylemeyi unuttuk. Muhammed vardır. Nun var. Nun var, çok doğru. Nun var. Tabii bak, o da bir mesele. Ona hiç değinmemişiz. Yani bilmiyorum, fikri olan varsa konuşalım işte, mürekkep, hokka derler. Nun için vesaire, onun üzerinden açılır, ben konuşulabilir yani ama ya şimdi bozmadan şey. El-Kalem suresi Nun'la başlar. Vel kalemi ve la yesturun. Yani hem kaleme, yazıya, hem de yazana Allah'ın kasem ettiği bir başlangıç o. Yani oradan baktığınız zaman harflerin bir araya gelmesiyle oluşan kelimeler, kelimelerin vardığı cümlelerin oluşturduğu yazılar, her biri aslında kutsal bir mahiyete bürünüyor. Yani yazı dediğimiz şeyin kutsal olarak kabul edilmesi geleneğimizde ve hat sanatının da bunun üzerinden yürüyerek bu kadar boy atması, bu kadar bütün sanatların zirvesinde yer almasının en temelinde harf dediğimiz tabii şey bir var. De konuşan var. İnsan konuşan hayvan denmez mi insana? Hayvanın harfi. Neden acaba? Yani harfler kün olmadan, harfler olmadan biz eksiyiz yani. Yani bizim geleneğimizden yine bir örnek vereceğim. Hani Elif, B, T, S, bizim Kur'an alfabesinin harfleri bu kadar çok önemsenmiştir. Fakat temelde bütün alfabelere yönelik bir saygı vardır. Yani harfin ve yazının kutsallığından dolayı bu
Kiril alfabesiyle yazılmış bir yazı da olsa, ki buna örnek olması açısından ben bir şey, kısa bir şey okumak istiyorum. Belki siz de ilk defa duyacaksınız. Ben geçenlerde rastladım. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın başından geçen bu az önce kardeşinin yazdığı hat sanatı ile ilgili kitapta okudum. Kendisi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır 13 yaşındayken 1310 Hicri yılında İstanbul'a gelip Küçük Ayasofya Medresesi'ne giriyor. Hacı Kamil Efendi adında mübarek bir zata hizmet eder, hayır duasını almaya çalışırmış. Oda kapısının eşiği yüksekçe olduğundan Kamil Efendi'nin rahatça girip çıkması düşüncesiyle üzerinde Romence yazı bulunan bir gaz yağı sandığının kapağını eşik önüne yerleştirmiş. Ertesi sabah bunu gören Kamil Efendi, biraderimin koymuş olduğunu öğrenince, "Ey oğul," demiş, "ayağımızın altına öyle bir karpuz kabuğu koymuşsun ki hiç günahımız olmasa bu yeter." Biraderim, yani Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, İslam yazısı değil de demeye kalmamış. Kamil Efendi, "Amolla, Müslümanın da gavurun da yazısı vardır ama yazının Müslümanı gavuru mu olur? Biriyle görülen iş diğeriyle de görülmüyor mu? El verir ki kötü yerde ve batılda kullanılmamış olsun. Hayra yarayan, hakka hadim olan her yazıya saygı lazım. Allah, Nun vel kalemi ve me yesturun ayetinde yazılara ve yazanlara boşuna mı kasem buyurdu sanıyorsun? Aman dikkatli ol yavrum," demiş ve o tahtayı kaldırtmış. İşte din ve imanı sağlam olanların işleri de böyle olur diye bitiyor. Yani biz hayatın akışı içerisinde çok önemsemesek de harf ya da yazı dediğimiz şeylerin hakikaten o kutsiyet dediğimiz noktayla çok güçlü bir bağı söz konusu. Ben son bir soru sorayım. Aslında başka sorularım da var. Sonra arkadaşların içerisinde soru sormak isteyenler varsa onlara da söz verelim. Hatta son iki soru diyeyim izniniz olursa. Bu soru da uzun bir soru. Sizin yine bir yazınızdan pasajla başlıyor. Hakikatin dili ister doğudan, ister batıdan, ister kuzeyden, ister de güneyden gelsin, menşei bir değil midir? Kalbin ana dili değil midir bir bakıma? Bugün canlı kalmış dillerde yitirmekte olduğumuz tam da bu oysa. İnsanlığın medeniyet dili. Bu sizin cümleleriniz. Ben onun üzerine sanat söz konusu olduğunda medeniyet fikri olmazsa olmazımız diyorum. Fakat bu konuda epistemolojik inhisar dediğimiz ve hakikatin dolayısıyla en yüksek medeniyet olmanın kendisi olduğuna dair bir yanılsama var dünya üzerindeki toplumlarda. Bu da doğal olarak aramızda duvarların örülmesine sebep oluyor. Bunu aşmak ve ortak dilimiz olan medeniyet diline varmak için neler yapılması gerekir? Yani işte o kadar çok bunları yazıp çizdik ki herhalde yakında yeni bir kitabım çıkacak. Yani medeniyet enstitüsünden, medeniyet fikrinden şimdi biraz demin Yusuf Kaplan'ı almıştık. Oradan alayım lafı. Şimdi İslam medeniyeti diyoruz ya. Şu anda bugün dünyada hali hazırda bir İslam medeniyetinin olup olmadığı dahi tartışılıyor. Çok acıklı. Oysa ki gerçek anlamda içimizdeki evrenselliğe tekabül etmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Bir medeniyetin işte asırlardır sürmüş olan dilinden bahsediyoruz. Sanatın her alanında, birçok alanında kendini tercüme etmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Şimdi bugün bakıyorum işte İslam adına biz veya İslam'ın ruhundan nasıl bir nefes çekiyoruz ki bugün şehrimizde, evimizde, ilişkilerimizde bunu yaşayabiliyoruz. Bu medeniyetin
yankısını nasıl duyabiliyoruz, nasıl duyurabiliyoruz? Bunlar hep soru işareti. Dolayısıyla tabii yapabiliyoruz da sanki her şeyin yeniden başlamamız gerekirmiş gibi bir duruştayız. Bir sanki bir kurucu adımlar atıyoruz hep beraber gibi. Sanki bir medeniyetin eşiğindeymişiz gibi bir duygu içindeyiz hep beraber toplumsal olarak da. Yani hem siyaseten böyle dışarıda, zahirde ama hem içimizde de böyle. Çünkü bizim kuşak, ben şimdi 50 yaşındayım, bizim kuşak böyle bir kuşak değildi. İslam ve medeniyet kavramları üzerine canlı tahlillerin yapıldığı, işte tezlerin yazıldığı, insanların bunu yaşamaya çalıştığı bir dönemde okumadık biz. O dönemde yaşamadık da. Bu şimdi bir dirilişten bahsedebiliyoruz. Hem içimizde hem dışımızda. Dolayısıyla bugün biz bu medeniyet fikrini, İslam medeniyetinin mefhumunu diyelim, yeniden ele aldığımızda tabii çok fazla tuzak bizi bekliyor. Gerçekten bekliyor. O kadar ki ben köşe yazılarımda bunları yazıyorum farklı veçeleriyle zaman zaman. Okurdan bazen şey diyorum, bu medeniyet fikrini de tükettik. Yani. Yahu bir dakika, ne tüketmesi? Ne oluyor ama konuşa konuşa, biraz 3-5 kişi konuşmaya başladığında medeniyet kelimesi bile hani sanki tükenmiş gibi gündemimizden düşüyor, içi boşalıyor filan. İşte bunlar hep bizi bekleyen tuzaklar. Yani medeniyet fikrini tartışmak gözden düşebilir, içi boşalabilir. Ama biz bunu yaşamakla yükümlüyüz. Şimdi bakın, medeniyetten bahsedip de çok kısaca 2-3 şey söyleyip geçeyim. Bu apayrı bir mevzu çünkü. Bana sorarsanız acizane, fetih ne demek? Bunu algılamamız gerekiyor acilen. Hani bugün işte 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini kutlamaya çalışıyoruz diyelim. İşte birileri de sürekli kalkıyor. İstanbul fethedileli 500 sene oldu. Hala fethedilememedi mi ki? Bu ne rezalet? Hani buna mı kaldık? Mehter'e bilmem neye mi kaldık? Hani gibi bir şey. Fethihle ilgili bu anlamda ruhumuza değecek bir eser ürettik mi? Bunun neresindeyiz? Bakılabilir. Tabii Fetih diye bir film yapıldı vesaire ama onları kastetmiyorum. Ruhumuza değecek olan, işte tabii ki gişe yapsın, hani oralara girmeyeyim ama yani her birimizde fetihin karşılığı nedir? Bilmiyoruz. Hala işgalle karıştıranlar var. Mesela ben o zamanlar hep şunu yazmaya çalışıyorum. Fetih bitmez. Biz bir gün, biz eğer bir medeniyetten bahsediyorsak, bir İslam tevhid medeniyetinden bahsediyorsak, fetih buna giriştir. Ama fetih bitmez. Tıpkı işte Mekke'nin hiçbir zaman bitmemesi gibidir. Çünkü orada bir Kabe vardır. Mekke hep değişir dönüşür. Binalar ya olur, binalar yıkılır. 200 sene sonra o da yıkılacak, öteki de olacak falan, bitmez. Çünkü orada bir şey vardır, Kabe. Bu bizim fetih için de böyledir. Fetih gönüldür. Gönül seven mahal gönüldür. Gönül sevdikçe genişler. Gönül genişledikçe fetih bitmez. Genişler, değişir, dönüşür. Dolayısıyla biz bir fetih üzerinden ne kastediyoruz medeniyet derken? Çok kısaca geçiyorum konu başlıklarıyla sadece açmadan. Diğeri hicrettir. Hicret hem bir şehirden şehre olur, medeniyet, Medine kurmak için. Ama hem de içimizdeki bir hicretten bahsediyorum. İşte nefsimizin, nefse emaremizden itibaren nefsimizi merhalelerinde yükselmemiz gerekir. Güzelliğe hicret. Güzelliğe hicret, ruha hicret. Nihayetinde mertebeleri var. İç ve dış hicret. Hep iç dış gibi yorumlamak lazım. Fetih keza öyle. Hicret. Tabii hicretin arkası illaki miraç. Bunların her biri bir maneviyattır. Maneviyatı olmayan bir gerçeklik, bir medeniyet kurulamaz. Bizim için en önemli şey maneviyat bu anlamda ve doğru maneviyat. Doğru maneviyat için biz birbirimizi yemekle meşgulüz. İşte sahte mesihler, sahte mehdiler, şunlar, bunlar, bunlar ne falan filan. Yeniden bizi kaynağa, vahyin özüne getirecek olan derinleşmektir. Eğer biz medeniyetten bahsediyorsak bir tasavvur olarak. O derinleşmenin içinde çok üzgünüm ama o zındıktır, bu bilmem nedir demeden metinlere geri döneceğiz, menakıplara geri döneceğiz. O menakıplar birebir gerçektir diye algılamak zaten vahyi okuyamamak demek.
orada mecazen bize söylenen anlam katmanlarını okumaya çalıştıkça, işitmeye çalıştıkça, işte Yunusları, Niyazi Mısırları vesaire, inanmak, bakmak falan değil, sanat zevki. O ses, o ihtişam, o aşık şahit ne demiş ve bize vahiy nasıl yorumlamış? Biz her zaman elimizde bir kaynak var, vahiy ve hadisler elbette. Ama bu sünnetin içine biz sadece taklitle, Efendimiz şöyle yemek yerdi, bilmem efendim, doldurarak biz Müslümanlığımızı tamamlamış olmuyoruz. Bizim güzel ahlak dediğimiz şey, eğer medeniyetten bahsedeceksek, güzel ahlak dediğimiz şey yaşantımızda bunun ispatıyla mümkün ancak. Yani asıl sanat bizim bunu yaşantımıza ispat etmemize mümkün. Tevhid sanatı. Biz her birimiz bu alanda hayatımızın tevhid sanatçıları olmalıyız. Yani alıntı Müslümanlığından yaşantı Müslümanlığına geçebilmemiz için işte ruh hicretleri, nefs hicretleri vesaire bütün bu anlattığım kavramlar, bunun gibi çok konuşabiliriz daha. Ama asıl olarak hayatımızda bunu ispat etmemiz gerekiyor. Yani ben birçok yere gittiğimde konuşmaya buradan başlıyorum. Peki nasıl olacak? Nasıl yapmalıyız? Gençler için ne olabilir falan gibi daha somut. Ama mevzu çok derin, çok kompleks ve çok acil. Yani bugün işte biraz aşk dediğiniz zaman aşk bize fazla gelir. Aşk bizi bölmüştür, tarikatlar bilmem. Yahu aşk ve irfan, sevgi ve bilgi, hani bugün seküler diliyle sevgi ve bilgi diyelim. Tabii karşılamıyor aşk ve irfanı ama hadi neyse. Burada bile biz daha bir adım atmadan ona red, buna bilmem ne, iç içine girmiyoruz. İçine girmeden vuslat olmaz. İçine gireceğiz. Baktığımız şeyin içine gireceğiz. İçine girmeden sanat olmaz. Ötesi tabir edeceğiz. Tabir etmeden sanat olmaz. Hayatımızı tabir etmekle yükümlüyüz. Yaşadıklarımız iz gütmekle yükümlüyüz. Başımıza gelenlere zahiren ve batinen bakmakla yükümlüyüz. Dışımızda ne oluyorsa içimizde de bir karşılığı var. İçimizde ne oluyorsa başımıza o geliyor. Allah'ın sanatı. En güzel sanatı insan, Allah'ın en güzel sanatı ve biz bu insanı işitmekle ve sevmekle ve yükümlüyüz ve işitip sevdikçe de zaten güzelleşeceğiz. Yani güzel olduğumuzu fark edeceğiz. Biz güzeliz de eğri büğrü ve çirkin geliyoruz birbirimize. İnşallah bir idrak serüvenidir bu. İdrak edebileceğiz. Yani sanat burada bizim için olmazsa olmaz. Son bir şey söyleyeyim. Medeniyet dediğimiz şeyin de ruhu sanattır. Kültür ve sanattır. Öyle bina da dikeriz, köprü de yaparız, yol da yaparız, eyvallah. Ama buna ruhunu verecek olan kültür ve sanattır. Sanattır yani. Dolayısıyla bizim için önemli olan entelektüel olmak, aydın olmak falan değil. Bizim için önemli olan güzel ahlaka sahip, güzel ahlaklı olmaya çalışmak. Gerisi medeniyetin içinde kendi kendini doldurur. Birlikte güzelleşebilme umudu yeşerir diye düşünüyorum. Evet, medeniyetle sanat arasındaki ilişkiye dair acizane ben şöyle bir şey söylüyorum. Medeniyetler ölür ama sanat devam eder. Çünkü tarihteki bütün büyük medeniyetlerin bir yıkılış, yok oluş tarihi vardır. Ama o medeniyetlerin hepsi hakkında hemen hemen sahip olduğumuz fikirlerin çoğunu onların bıraktıkları sanat eserlerinden çıkartırız. Dolayısıyla o anı kaydı özelliği, yani tarihi kayıt özelliği sanat eserlerinin çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Ben son bir soru sormak istiyorum. Aslında bu çok da böyle sanatla ilgili değilmiş gibi ama bence ilgili ve çok 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 önemli bir nokta. Kitabınızda rastladım. Bunu düşünmüş olmanız çok ilginç geldi, çok hoşuma gitti. Bir yerde şöyle diyorsunuz, evde bir tesisatın düğmesi bozulsa, onu sıkıştırmayı dahi beceremeyişimizle gündelik hayatın ölüsüyüz bizler. Beni derinden yakan bu cümleyi biraz açmanızı istesem neler söylersiniz? Yani, herkes açabilir bu. ama yani burada kastettiği Leyla Hanım'ın, inanın o kadar önemli bir şey ki, birer aciz gibi yaşıyoruz hayatın doğal ritmi içerisinde. Yani kendimize açık ama bütün dünyaya kaçık gibi bir manzara seyrediyor. Ya. Bu konuda neden bu cümleyi kurdunuz? Yani şimdi siz bana öyle şey açıyorsunuz ki, yani hani hadi açmayayım çok konuşuyorum diye şey oluyorum. Ama bakın aciz, buradaki kelime şu. Bizi aciz kılan bir sistem var.
muhatap bulamıyorsunuz. Şu niye çalışmıyor? Dijitürk'ü arıyorsunuz. Dijitürk sizi bilmem nereye yolluyor, oraya yolluyor. 50 tane telefon veriyor. Bilmiyorum. Muhatap bulamıyor. Sistem böyle işliyor. Muhatabınız yok. Bir kere bu büyük bir aciziyet. İkincisi sistem öyle bir işliyor ki yani geçen gün evde elektrik bilmem nesi bozuldu. Eşim dedi ki bir dakika ben yapacağım. Dedim ki nerede yapacaksın sen ya? İşin var gidiyorsun falan. Bir dakika yapacağım dedi. Ustalıkla gitti bilmem neler getirdi. Kontrol kalemleri çıktı. Merdiveni getirdi. Onu çıktı bilmem ne yaptı falan. Zevk aldı yani. Aşk ile. Ve yarım saatte falan bütün sorunu halletti. Yani olmayacak bir şey. Kablo içinde yanmış, öteki bilmem ne olmuş falan halletti. Ama mesela bunu ahdetti ve yaptı. Normalde çağır bir elektrikçi, benim işim var zaten falan. Hani olabilecekken. Şimdi o moddayız. Çünkü sistem bunu getiriyor zaten. Yani hiçbir şeyin ehli değiliz. Fakat sorun şu. Değiliz ama bir de biz aç ve fakr olan bir medeniyetten geliyoruz. Aç ve fakr gibi bir kavramlarımız var ve en önemli kavramlarımızdan bir tanesi. Yani biz gerçek anlamda acziyetimizi hiç yaşamadan, acziyetimizin ne olduğunu, manen ne, nasıl olması gerektiğini hiç bilmeden somut hayatın acizleri haline getirildik. Dolayısıyla bu da bize bakın benlik veriyor. Ya bir şey yapabildikçe, başardıkça yapabildi hani başardım elektriğim falan. Bir bu. İki, gerçek anlamdaki acziyetten yine uzaklaşıyoruz. Çünkü size sürekli vehimler veriyor bu sistem. İşte sigorta yaptırmazsanız hırsız girer bilmem ne olur. İşte bilmem alarm sistemi. Bilmem ne bilmem ne. Zaten dışarıda herkes paranoyak, her şey bizi bekliyor. Bilmem, tehlikeler, hırsızlıklar, yeni hırsızlık yöntemleri bilmem neler filan. İyice bir acziyet oluşuyor. Ne yapabilirim ki? Bunu katlayın seküler hayatın, küresel seküler hayatın içine sokun. Savaşlar, işte insanlar ölüyor. Ben tek başıma ne yapabilirim ki? Hani işte bilmem nereye para yardım yapıyorsun. İşte şuraya iki kurban yolluyorsun. Onu da oturduğun yerden belki de tık 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 yapıyorsun. Vicdanen azıcık rahatlıyorsun falan gibi. Bir işe yaradım mı belli değil. Şimdi sosyal medya çok ağırlıklı. Oraya bir şey yazınca oldu bitti oh rahatladım. Bakın bunların hep aciziyet örnekleri. Yani bilmem neyi protesto ediyoruz. Yani mesela protest sanat. Bunların hepsi aciziyet örnekleri. Çünkü yaptığın anda bitiyor. O konuya değindin. Vicdanın rahat etti, dünyadaki bu olay çözüldü, bitti. Aslında bunların hepsi bizi seyirci kılıyor ve aciz kılıyor. Hakikate aciz kılıyor. Algımızı kapatıyor, perdeliyor sürekli. Ben o yüzden sanatın bir işlevinin mutlaka ve yani asli işlevlerinden birinin de bize kurguyla gerçeği yeniden ayırt ettirtmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü biz kurgulanmış gerçekliklerden muzdaripiz. Yani ne gerçek ne kurgu belli değil, dezenformasyon vesaire falan. Ama sanata da baktığınızda da yani gerçek hayat böyle, kurguyla gerçek iç içe karışmış durumda, hak ile batıl karışmış durumda. Gerçek sanata baktığınızda da hayatın içindeki olayları alıp yeniden kurguluyor. Ben acizane son şunu söylemek istiyorum. Mesela benim roman anlayışımda acizane benim fıtratıma böyle uyduğu için yani bir iddiam yok. Hep gerçekleri yazdım. Her romanım benim gerçeklerin kurgulanmasıdır. Yani gerçeklerin hani bir olay yaratmadım kafamda. Çok az bir şeydir yarattığım şey ama hep gerçeği yazmaya çalıştım. Hep gerçeğe yaklaşmaya çalıştım. Çünkü yazmanın böyle bir amacı olduğunu düşünüyorum tevhid sanatında. En baştan beri sizi gerçeğe yaklaştıracak kurbiyet kurdurması lazım sanatın. Tevhid sanatının. Sizi kendi gerçekliğinize ve dolayısıyla içinizdeki o iç benliğinize, hani Yunus'un dediği gibi bir ben var bende, benden içre olan o gerçekliğinize de hizmet etmeli. Sizi ona yaklaştırmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu gerçek olan karşısında bizim acziyetimiz, yani hakikatin, eğer sanat bizi bu gerçeğe yaklaştırabiliyorsa bizim acziyetimiz çok müthiştir. Orada biz yaradanımızla olan kurbiyetimizi arttırdıkça acizliğimizin nasıl müthiş bir kulluk olduğunu, nasıl müthiş bir iman olduğunu hissedebileceğiz. Sanat eseri bunun için var. Öteki türlü işte hırsızlıklar, bilmem neler, işte elektrik tesisatı, bütün bunlar bizim gündelik hayatta bize kurgulanmış bir hayatın acizleri kılıyor bizi. Bunu reddetmek lazım. Yani bunun içinde yaşıyoruz ama buna teslim olmamak gerekiyor. Hep niyetli olmaya ve kurbiyet kurma niyetiyle üretmeye devam etmek gerekiyor.
diye düşünüyorum. Çok sağ olsunlar. Ayaklarına, ellerine ve ağızlarına sağlık. Güzel bir söyleşi oldu. Benim o zor ve uzun sorularıma uzun soluklu ve güzel cevaplar verdi. Sağ olsun.